Mildred Johnston ve Brian Ainsworth gibi çoğu insan yaşlandıkça daha az hareket ediyor. Hiçbir şey yapmadıkça daha rahat eder hale geliyorsunuz. Sanırım gençken de fazla hareketli değildim. Ainsworth ve Johnston, yaşlılıkta egzersiz konusunda 1600 gönüllünün yer aldığı bir araştırmaya katılmışlar. Katılımcıların tamamının yürüyememe riski yüksekmiş. Yarısı sağlık programlarına katılarak bedenlerinin üst kısmını esnetme hareketleri yapmışlar. Ainsworth ve Johnston ise düzenli egzersiz yapan grupta yer almış. Araştırma Florida Üniversitesi'nden Dr. Marco Power tarafından yürütülmüş. Bu program için herhangi özel bir ekipmana gerek görmedik. O nedenle her yerde uygulanabilir. Araştırma 2,5 yıl sürmüş. İlk başlarda 30 dakika yürüyebiliyordum. Birkaç ay içinde 1 saat yürür oldum. Birçok arkadaşım ve akrabam 80'li yaşlarında. Yaş grubumda şu anda değnek kullanmayan bir tek ben varım. Doktor Marco Power, iki grup arasında belirgin bir fark görmüş. Düzenli egzersiz, hareketsizliğe bağlı önemli sorunları daha başarılı bir şekilde önlüyor ya da geciktiriyor. Egzersiz yapan grubun 400 metre mesafeyi sorunsuz yürüme olasılığının %18 daha fazla olduğu belirtiliyor. Katılımcılar egzersizin psikolojik faydalarını da görmüşler. 4 yıl önce yapmadığım birçok şeyi artık yapabiliyorum. Hareketli olmak sadece vücudunuza değil zihninize de faydalı. Araştırma egzersizin kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmasa da makul oranda yapılması halinde yaşlıları ayakta tutmaya yeterli olduğuna dair ilk çalışma. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.